kullanıp değil ya, güzel gibi. Al işte. Burada mı? Mesele o. Aa, buradaymış. Atar atmaz vurdu. Oho, ilk atışta vurdu. Burada mıymış dedim, buradaymış. Mesele dedim, tural buradaymış. İlk atışta aldık. Siftah bizden, bereketi Allah'tan. Abi çok güzel bunun yakalaması da ya, çok zevkli. Oo, o ne? Yavrum benim. Güzel bir balık. Aynen. Aman. Ah, oynamam. Evet, çok güzel bir balık arkadaşlar. Şöyle bezimizi alalım. Evet. Haydi bakalım. Traller. Aha, aldım. Of. Atacak olursa bu. Bu böyle. Atacak olursa çok güzel bir av olur. İkinci atış, ikinci balık. İkinci atış, ikinci balık. Güzel. Gel 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 gel. Hop. İkinci atış, ikinci balık. Kurk kurk. Evet, üçüncü atış. Üçüncü atış, üçüncü balık. Üçüncü atış, üçüncü balık. Üçüncü atış, üçüncü balık. Oo, çok zevkli. Tral yakalamak gerçekten çok keyifli ya. Üçüncü atış, üçüncü balık. Ne güzel bir tral. Hay anasını ya. Bıçak gibi kesti balık. Ne aldım? Geri geldiler. Arada 3-5 atış boş geçti. İlk 3 atışı üst üste
balık yakaladıktan sonra evet tekrar balık yakalamaya başladık. Güzel bir tırav daha. Oh. Burada almadı. Almış. Oo, güzel bir şey bu. Bu güzel. Bu güzel. Freni çıtırdatıyor. Güzel bu. Herhalde ya kuyruğundan aldık ya da sırtından falan aldık. Güzel savaşıyor. Evet. Beşinci tral de geliyor arkadaşlar. Tral mevsimi resmi olarak açılmıştır. Evet, sırtından almışız. Yo. Kuyruğundan mı? Sırtından. Evet, sırtından almışım. O yüzden bayağı savaştı. Çok zevkli oldu. Aldım. Evet. Kıyılarımıza traller geldi. İstilacı balıklardan birisi ama yenilebiliyor. O yüzden keyifle yakalayabilirsiniz. Aldım. Ortalarına atmışız. Daha ilk çekişte vurdu. Çok güzel savaşıyor. İşte bu. İşte tral. İşte tral. Eskiden bunlar ilk girdiğinde Kızıldeniz'den bilmezdik biz. Böyle böyleydi işte. Daha bu normalde 2-3 kiloya kadar ulaşıyor da. Topak istavrit derdik biz bunlara küçükken. İstavritin aynı familyasından geldiği için. Bilmiyorduk tabi tral mıral, o zaman internet falan da yok. Topak istavritlerdik bunlara. Sonradan öğrendik adının tral olduğunu, başka bir balık olduğunu bunu. Aldım. Fren boşaltıyor. Yine herhalde
ters bir yerden yakalandı. Yine galiba ters bir yerden yakaladık. Neyse yavaş çekelim de. Etine falan girdiyse yırtılmasın. Keyfini çıkara çıkara çekelim ya. Gel 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 gel. Ah çıktı. Ah. Dedim ama yırtmayalım diye yırtıldı. Ters yerinden girmiş. Neyse. Oluyor bazen işte böyle kuyruğuna sırtına girebiliyor balığın. Aldım. Çok güzel zevkli bir av oluyor ya. Tüm arkadaşlara, izleyenlere selam olsun. İnşallah sizler de böyle keyifli avlar yapar. Balık tutmanın zevkine varırsınız. Bu bir zevk. Balık tutmanın zevki ayrı. İşte bir tral daha. Aldım. Balıklar uzakta. Jigin düştüğü yerlerde vuruyorlar. Bu arada kullandığım malzemeleri de soruyorsunuz. Bu avda Daiwa Fuego'nun 802 MFS kodlu 7.28 atarlı kamışını, evet, balığımızı da gösterelim. Daiwa Legalis'in LT3000DC'sini kullanıyorum. Üzerinde 012 miydi? 010 4'tü galiba. Ya 012 ya 014. Tam hatırlamıyorum hangisini taktığımı. Angry Fish'in 8 katlı ipi var. Savage Gear'in klipsi. Savage Gear'in jigi. Üzerinde Take Akashi'nin 040 lideri var. Evet, ava devam. Atabildiğim kadar uzağa atıyorum. Balıklar uzakta vuruyor. Balıklar uzakta vuruyor çünkü. Evet, aldım. Balıklar uzakta vuruyor arkadaşlar. Bugüne özel bir şey mi yoksa genel mi? Onu birkaç avdan sonra söyleyebilirim ama bugün balıklar uzakta. Yakına çektiğimde birkaç defa aşağı indiriyorum, tekrar çıkartıyorum. Gerçi sahil o kadar derin değil ama yine de deniyorum. Hep uzakta vuruyor. Hani işte burada işte tral, İşte keyif.
Evet, merhaba arkadaşlar. Sabah saat 9. Tral avına geldim. Tral avlıyorum. Şimdi arkadaşı aradım haber vermek için. Şöyle göstereyim şu ana kadar yakaladıklarımı. Hava devam. Yağmur da yağıyor. Ekranın üzerinde yağmur damlası olursa kusuruma bakmayın. Evet, biraz ara verdim. Arkadaşı aradım. Haber verdim balık olduğunu. Bir de batarya değiştirdim. Hava devam. Aldım. Aldım. Oh, yine sağdan soldan bir yerden mi girdi? Yok. Güzel savaşıyor. Evet. Evet, güzel savaşan bir kral. Evet arkadaşlar, çok güzel bir tral daha aldım. Aynen, hava devam. Bu Psycho Sprat'ları ben niye seviyorum? Çünkü 3 işe birden yarıyor. Yapısı sayesinde hem kaşık gibi düz çekebiliyorsunuz, hem olması gerektiği gibi jig olarak kullanıyorsunuz, hem de su üstünde dolaşan avcılar olduğu zaman suyun üstünden sektire sektire de çekebiliyorsunuz. Hepsinde de balık yakalayabiliyor. Aldım. Yine aldım. Bu zaten 18 gramları ve 14 gramları ayrı bir keyif. Zebra dışında başka renkleri de olsa, sardalya vesaire gibi, onlar da eminim iş yapar. Kral için bakın birebir. Gördünüz mü? Yine iri, büyük bir kral. Üçlü iğneyi kökten yutmuş. Önümüzde oynak başladı. Aldım. Tam önümde oynak başladı diye düz çekmeye başlamıştım, aldım. Ne acaba? Oo, güzel. Yazılı olabilir belki. Çünkü yazılı ortinozlar oynak yapmış olabilir. Bu da tralmış. Bu da tralmış. Demek ki düz çekerek de yakalanıyor. Psycho Sprat'ın özellikleri işte. Hem jig olarak kullanabiliyorsun, hem düz çekim yapabiliyorsun, hem kaşık hem jig gibi kullanabiliyorsun. Aldım. Demek ki arada boşluk veriyor, geliyor gidiyor.
sabırla balık gitti diye kası tarayıp ara verip balık gitti diye kası tarağı toplayıp gitmezseniz devamı gelir. Oh. Kral. Çok lezzetli. Çok güzel bir balık. Sarı kuyruktan daha lezzetli bence. Aldım. Bu biraz kapatsam mı ya? Kraller. Parladı, ayna yaptı. Suyun üstünden seke seke geldi bir ara. Geri dibe battı. Ve hop. İşte budur. İşte budur Tırar. Çok zevkli bir av. Çok güzel bir balık. Avdan zevk almak istiyorsanız tek jig kullanın. Eğer çok balık yakalamak istiyorsanız jigin önüne 1-2 tane tüy koyabilirsiniz. Öylece ikili hatta üçlü bile yakalama şansınız olabilir. Evet, bir tane daha geldi. Normalde top arkasız tüy ve silikonda dörtlü beşli de yapabilirsiniz. Öyle de yakalayabilirsiniz ama biliyorsunuz ben bu işin zevkindeyim. Ticaretini yapmıyorum. O yüzden tek jig bana yetiyor. Ama dediğim gibi evde çok insan varsa besleyecek, İkili üçlü içinde uğraşabilirsiniz. Verim alırsınız yani. Evet. Bir tral daha. Aldım. Şu jiklerle ikili balık yakalayamadım ya. Yanarım ona yanarım. Bir kere fırsat geldi. Maalesef ikisini birden kaçırdım. O da traldı. Büyük trallerdi hatta. Onlar kiloluk, 1,5 kiloluk falan trallerdi. Böyle bir şey hiç başıma gelmediği için şaşkınlıktan ikisini birden kaçırmıştım. Videosu da vardı, eski videolardan bir tanesinde. Evet, yine güzel bir tral. Çılgın trallerden birisi. Bakalım.
Balık yakalansın. Bıraktım aşağı doğru. Düşerken yakaladı. Balık vurdu çünkü alamadı. Bırakıverdim hemen aşağıya. O da ısırdım, yaraladım. Aşağıya düşüyor. Hop kapayım dedi. Kendisi yakalandı. Aldım. Evet. Turcomix 14 gram. 18'i denize kaptırdık ama 14'le de balığı kaptık. Şu önümde ince uzun kıyıya paralel uzanan bir kaya var, taş var. Oraya kaptırdım. Evet. Karnından ve kuyruğundan yakalanmış bir tral. Aldım. Evet. Pembe de iş yaptı. Pembe de iş yaptı arkadaşlar. Evet, bu 20. tral oldu. Bugün demek ki aman düştü. Bugün demek ki ziyafet var. Aldım. Aldım, aldım. Bir balık daha geliyor. Bir balık daha geliyor. Aynen bir balık daha geldi. Hop. Tral. Bu sefer de pembe 18 gram. Çok uzağa atma derdimiz olmasa asıl LRF ile mesela ne var bende?
1.11 atarlı Daiwa var. Ha, aldım. Oo, güzel. Ona mesela şöyle güzel bir şey takıldı, evet. Güzel bir balık takıldı. Ne diyordum? Şöyle 5 gramlık falan, ha? Kaçmamış. 5 gramlık falan bir jig takacaksın. 5-6 gram, 7 gram. Çok zevkli olur. Bak bu 7.23'te bu zevki veriyor bu balık. 1.11'le neler neler, ne keyifler verir değil mi? Geçen seferki gibi parçalamayalım etin hayvanı ya. Çünkü şey vardı. Bu ne? Balon mu yoksa? Yok değil. Geçen sefer böyle kenarından yakalayınca etini parçalayıp kaçmıştı hayvan. Bu sefer kaçmadı. Aldım. İşte budur. İşte budur. Tek tük de olsa hala vurmaya devam ediyor. Bir tral daha. Evet, son atış, son şans. Artık gitme zamanı geldi. Balıkları bolca yakaladık. Bayağı bolca balık yakaladık. Balık da kesti zaten. Artık toplanma vakti geldi. Evet, bugünün, daha doğrusu bu sabahın tral avından yakaladığımız balıklar bunlar. Merhaba arkadaşlar. Bülent Palay ile balık avına hoş geldiniz. Bu sabah yine bir tral avı yaptım. Çok güzel, çok zevkliydi. Küçük 18 gramlık Zebra Glow jiglerle 7.28 kamışla yaptım. Bayağı zevkliydi. Çok verimli, çok bereketliydi. Bayağı da yordu. Umarım video sizlerin de hoşuna gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hepiniz mutlu kalın. Tüm hobidaşlarıma rast gelsin.